Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet, conjunctions 5. bölümdeyiz. Bakalım cümlelerimizde neler var? Buyurun birlikte cümleleri çevirelim. I didn't wear a jacket although it was snowing. Evet bakın diyor ki I didn't wear giymedim. Ne giymedim? A jacket. Yani bir ceket üstüme almadım, giymedim. Although it was snowing. Although e rağmen anlamını veriyor. Kendisinden sonra tam bir cümle getiriyoruz arkadaşlar olduğunu tam cümleden kastettiğimiz şey de en azından subject ve verb'ü olan ifade demektir. Even though the sun was shining, it wasn't very warm. Even though olduğuyla aynı anlamda arkadaşlar, even though the sun was shining, güneş parlıyor olmasına rağmen, it wasn't very warm. çok sıcak değildi yani, evet ılık tabi hava yoktu yani soğuk hava diyor kısacası. Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk. Though. Though da e rağmen anlamını veriyor arkadaşlar. Yani although, even though, though üçü de aynı anlamda. It was rainy, yağmurlu olmasına rağmen. We put on our jackets and went for a walk. Ceketlerimizi giydik, put on, giymek anlamında kullanılan bir ifade. And went for a walk. Ve yürüyüşe çıktık. Much as I would like to help you, I am too busy at the moment. Much as, her ne kadar, e rağmen anlamlarını veriyor yine. Much as I would like to help you, her ne kadar sana yardım etmek istesem de, I am too busy at the moment. Şu anda çok meşgulüm. Even if you apologize, she still may not forgive you. Even if, sabire anlamını veriyor bize arkadaşlar. Even if you apologize, özür dilesen bile, she still may not forgive you. Seni halen affetmeyebilir. Despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work. Evet, despite ifadesi de e rağmen anlamını veriyor arkadaşlar. Ama despite'tan sonra biz tam bir cümle kullanmıyoruz. İsim ifadesi kullanıyoruz. O yüzden burada despite he applied for hundreds of jobs gibi bir ifade diyemeyiz. Bu yönüyle bunu isimleştiriyoruz. Despite applying yani işte birkaç tane, yüz tane işe başvurmasına rağmen he is still out of work halen işsiz. He was feeling bad. Kötü hissediyordu. However, ancak he went yani buna rağmen bu anlamları veriyor bize. Ancak ama buna rağmen he went to work and tried to concentrate. işe gitti ve konsantre olmaya çalıştı. However angry I am. However bu şekilde virgülle birlikte kullanıldığında ama anlamındayken however bu şekilde cümle başında kullanıldığında ve kendisinden sonra bir adverb veya bir adjective geldiğinde her ne kadar anlamıyla çeviriyoruz. However angry I am, her ne kadar aç olsam da, ne kadar aç olursam olayım. I never seem to be able to finish off a whole pizza. Yani tüm bir pizzayı bitirecek gibi de görünmüyorum, diyor. While Tom is very good at science, his brother is absolutely hopeless. While, e, e karşın anlamıyla burada while'ı kullanacağız şimdi arkadaşlar. Tom, e, ee, bilim alanında çok iyi olmasına karşın kardeşi tamamen umutsuz bir vaka diyor yani. Hopeless. It must have been terrible. Çok korkunç olmuş olmalı. On the contrary, I enjoyed every minute. Evet. Yani çok korkunç bir şey olmuş olmalıydı bu. On the contrary. Ama bunun aksine öyle bir şey olmadı. Ee, I enjoyed every minute. Her dakikanın ben keyfini çıkardım diyor arkadaşlar. On the contrary de bunun aksine anlamını veriyor bize. Evet değerli dostlar böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.